Merhaba, ben Elif Gümüş. Bugün sizlerle bayram kavurması yapacağız. Malzemelerim etim, tereyağım, tuzum ve kekiğim var. Kekiği arzu isterseniz üzerine serpiştirebilirsiniz. Ben kekiği ete çok yakıştırıyorum. Haydi başlayalım. Etimi önüme alıyorum. Lokum gibi ağızda dağılan yumuşacık bir bayram kavurması için öncelikli olarak keskin bir bıçak edinmeniz şart. Ben tercihimi pirge bıçaklarından yana kullanıyorum. Ve etimi kesmeye başlıyorum. Kuşbaşı şeklinde kesiyorum. Kuşbaşından biraz büyük olacak tabii ki de. Çünkü kavurma dediğim biraz ağza gelmeli. Tencerenin altını önceden açtım. Eti mühürlememiz için tencerenin kızgın olması şart. Yoksa etimiz lokum gibi olmaz. Bıçaklar kolay kullanım sağlıyor. Çok keskin ve ergonomik. Ve nasıl bıçak kullandığımız çok önemli. Şimdi etlerimi kızgın tencereme atıyorum. Burada eti mühürleyeceğiz. En önemli işlem. Etin rengi değiştirene kadar eti kavuracağız. Tuzu başta eklemiyoruz çünkü etimiz sertleşir. O yüzden tuzu en son, tereyağından da sonra ekleyeceğiz. Etimizin yumuşacık olması için bunlar çok önemli. Eti mühürledikten sonra etimiz suyunu salmaya başladı. Bu suda kısık ateşte etimizi pişirmeye devam edeceğiz. Ağzını kapatmam çok önemli. Kendi buharında pişmesi gerekiyor. Böylelikle daha lezzetli olacak. Tenceremizin kapağını kapattıktan sonra ağzını açmamaya özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü etimiz sertleşir. Şimdi etimiz oldu. Etimizi açıyoruz. Ve tereyağını ekliyoruz. Mis gibi kokuyor. Tereyağını ekledikten sonra 2 dakika tereyağımızın erimesini bekliyoruz. Ve sonrasında tuzumuzu ekliyoruz. Tam istediğim gibi olmuş. Kıvamı çok güzel. Tereyağım iyice eridi. Şimdi tuzumu ilave ediyorum. Tuzu göz kararı ekliyorum. Şimdi birazcık karıştırıyorum ve tabağa servis ediyorum. Çok lezzetli bir et oldu. Bayram kavurmam hazır. Şimdi üzerine dilerseniz kekik ilave edebilirsiniz. Herkese afiyet olsun.